Merhaba. Merhabalar. Sizinle bu oturumda okuma yazmaya hazırlık becerilerinden bir diğeri olan bellek çalışmaları, bir diğer adıyla hafıza çalışmaları ve bunların ev içerisinde günlük yaşamda nasıl desteklenebileceği üzerine konuşacağız. Bellek ve hafıza çalışmaları denilince genellikle insanlarda şöyle bir şey oluşabiliyor, yargı oluşabiliyor. Bunlar çok zor çalışmalar mı? Biz yaptıramayabilir miyiz acaba? İlla bir uzmanın mı çalıştırması gerekiyor gibi sorular gelebiliyor. Ancak bunlar günlük yaşam içerisinde desteklenebilir beceriler. Ve bunlar desteklendiği sürece biz bunların olumlu geri bildirimlerini okuma yazma sürecinde görebiliyoruz. Sizinle bu oturumda bellek çalışmaları üzerine konuşacağız. Ve bunların nasıl desteklenebileceği konusunda sohbet edeceğiz. Yani burada temelde ilk önce ben kendime şu soruyu soruyorum. Ebeveyn olsam da herhalde yine aynı şeyi yapardım. Neden bellek çalışıyorum? Yani ben bu çocukta bellek çalışınca ne olacak? Ben bu çocukta bellek çalıştığımda bunun okumayla ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var aslında. Burada bellek dediğimiz şey kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek diye aslında iki tane şeye giriyor ve onun içerisinde de aslında görsel ve işitsel olarak belleklerden de ayrı ayrı duyulara göre farklı kategorilerden bahsediyoruz. Şimdi burada aslında kastettiğimiz şey kısa süreli bellek. Kısa süreli işitsel bellek dediğimizde bu şu işe yarıyor. Siz yarın bir gün çocuğunuz okumaya geçtiğinde bir cümleyi okuduğunu düşünün. Ali bahçeye çıkıp kırmızı kovayı alıp gülleri suladı. Şimdi bunun için Ali bahçeye çıkıp kırmızı kovayı alıp gülleri suladı dediğinizde 8 tane kelimeden oluşan bir cümle var. Çocuğun hafızası olmazsa eğer, diyelim ki bu çocuğun hafızası 3 birim ve sona doğruyu hatırlıyoruz. Gülleri suladı kalıyor elimizde. Bu çocuğa kim sorusunu sorduğumuzda ne bileyim ki? Yani aslında Ali cümlenin başında geçiyor ama bizim çocuğumuzun hafızası, kısa süreli hafızası bu kadar olmadığı için, yeterli olmadığı için bu sefer karşımıza şey diye çıkıyor. Bizim çocuk okuduğunu anlamıyor. Sizin çocuğunuz aslında okuduğunu anlayabilir ama bunu yapabilmesi için yeteri derecede kısa süreli işitsel kapasitesi ya da hafıza kapasitesi yok. Bütün bunları neden anlatıyoruz? İşte tam da bu yüzden aslında bu serilerin hepsini yaparken diyoruz ki okumayla ilişkili, okuma yazmayla ilişkili bir sürü ön koşul beceri var. Bu becerilerden bir tanesi de hafıza. Bu hafızayı sağladığımızda, kısa süreli hafızayı çocuğa kazandırdığımızda çocuk okuyabilen, okuduğunu anlayan bir çocuk oluyor. Mesela heceleme çalışması. Çocuk heceliyor. İki heceli bir şeyi balık dediğinde aklında tutabiliyor, birleştiriyor. Balık, balık, ha balık da şu deyip gözünde canlandırabiliyor. Ama daha uzun heceli şeylerde, çocuğun hafızasının üstüne çıkan şeylerde bu sefer de düşünün ki her bir hece bir birim. Bu sefer 5 heceli, 4 heceli kelimeleri okurken hecelediğinde birleştiremiyor. Birleştiği şeyin neye dönüştüğüyle ilgili bir fikri olmuyor. Onları kelimeye dönüştüremiyor ve dolayısıyla anlayamıyor. Bu yüzden çocuğun ilk önce okuma yazmaya geçmeden en başta bu temel beceri olan işte hafıza becerisini kazanması gerekiyor. Şimdi bunları da kendi içerisinde işte görsel ve işitsel olarak ikiye ayıralım ve ev içerisinde tamam hocam anladık çok güzel. İşte nasıl geliştireceğiz o zaman biz bu hafıza becerilerini görsel ve işitsel olarak dediğimizde abi hocam size dönmeden önce son küçük bir şey daha söyleyeyim. Peki ne kadar? Yine aynı dikkatteki gibi. Ne kadar hafızası olması gerekiyor? Yani yapılan testlerde de normal olarak, norm olarak kabul edilen şey okula başlayan çocuğun yani dolayısıyla okuma yazma öğretimine başlayan çocuğun işitsel kapasitesinin 5 birim olması gerektiği yönünde. Yani 5 tane şeyi çocuk aklında tutabiliyor, bize söyleyebiliyorsa, zihninde onları bir şekilde çalışan belleğinde işte işlemleyebiliyorsa tamam bu çocuk artık okumayla ilişkili diğer işlemleri de yapabilir. Neden? Çünkü okumak da sizin dediğiniz gibi karmaşık bir süreç. Onu sağlayabilmesi için depo hafıza. Şimdi bu hafıza ile ilgili 5 birim diyelim buna. Görsel ve işitsel olarak evin içerisinde neler yapsın? Aileler ki bu beceriler gelişsin. Gündelik hayatta
Bunlarla ilgili pek çok çalışma yaptırtılabilir tabii ki. Ben birkaç öneride bulunmak istiyorum. Somut öneriler öneride bulunmak istiyorum. Mesela işitsel bellek için bir çalışma. Çocuğunuza şu şekilde yönerge verebilirsiniz. Önce mutfağa git, çatalı getir. Ne yapacak? Mutfağa kadar gidip çatalı getirecek ama orada çatalı hep aklını tutması gerekiyor. Yaptı. Bunu sonra bir adım öteye götürebilirsiniz. Mutfağa git, çatalı ve kaşığı getir diyebilirsiniz. Şimdi burada iki birime çıktık sizin söylediğiniz gibi. Süper. Sonra dedi ki mutfağa git, çatalı, kaşığı ve tabağı getir dedik. Sonra buna yeni bir ekleme yapabiliriz. Mutfağa git, çekmeceyi çek, içindeki çatalı, bıçağı, tezgahın üzerindeki tabağı getir. Şimdi iki tane çatal, bir tane evet, bıçak sayı da eklenebilir gibi. Buna. Tabii sayı da eklenebilir. Buna ekstra malzemeler de eklenebilir. Örneğin şekeri getir, yağı getir. Kırmızı bardağı getir. Evet. Yeni bir ekstra bir kavram da yüklenebilir bunun içerisine. Tabii çocuk oraya gidecek, onları getirecek, aklında tutacak. Bunların hepsi aslında bir bilişsel bir işlem ve bellek gerektiriyor. Ve bunlar aslında çok kolay gündelik hayatta yapılabilecek şeyler. Ayrıca bu çalışmalarla çocuklarının aslında okuma sürecini kolaylaştırıyorlar. Çünkü bütün okuma yazma yöntemlerinde bellek olmazsa olmaz. Biz şu an biraz işitsel ayrımlaştırma ya da fonolojik farkındalık gerektiren şu an halihazırdaki okuma yazma yönteminden yola çıkarak bunları söylüyoruz ama diğer okuma yazma yöntemlerinde de belleğe ihtiyaç var. Örneğin görsel sözcük dağarcığıyla öğretim var. Tamamen görsel bellek gerekiyor, hafıza gerekiyor. Peki bu tarafını nasıl çalışabiliriz gündelik hayatta? Çok basit. Birkaç örnek daha vereceğim. Belki aileler için de bu keyifli olabilir. Masanın üzerine eşyaları, birçok eşyayı koyduk. Ve sonra çocuğumuza diyeceğiz ki, hadi arkanı dön, şimdi ben buradan bir tanesini çıkartacağım. Arkasını döndü, bir tanesini çıkarttı, sonra tekrar baktı. Görsel olarak oradakilerin hepsini hafızasında tutması gerekiyor. Ve sonra eksiği bulması gerekiyor. Bu mesela gündelik hayatta yapılabilecek bir şey. Ya da birbirine çok benzer iki tane nesne bir araya getirilip, şimdi bu ikisine bak. İkisi arasındaki farklılıkları bul. Bu da görsel dikkat gerektiriyor ve belki saklayabilirsiniz. Eksik parçalarını bulması ve söylemesini isteyebilirsiniz. O zaman görsel bellek de gerekir. Bu tarz çalışmalar gündelik hayatta çok kolay yapılabilir. Ayrıca son bir şey söyleyeceğim. Sadece bazen şuna odaklanabiliyoruz. Biz okuma görsel bir platformda olduğu için, yazı görsel olduğu için onun sadece görsel dikkat ve görsel hafıza gerektirdiğini düşünüyoruz aslında ama işitsel ciddi derecede bir bellek gerekiyor. Şu an halihazırdaki okuma yöntemi için. Sesleri hafızasında tutması gerekiyor. Ve gördüğü zaman, görseliyle gördüğü zaman eşleştirmesi gerekiyor. Birçok işlem ve birçok bellek, yani iki bellek alanında bir arada bunun içerisinde yer alıyor. Az önce söylediğiniz şey, ben onun başka bir versiyonunu sanırım biliyorum. Hırsız karga filan da denilen bir oyun aslında. Masanın üstüne belli nesneleri koyuyoruz. Ya da bu nesne olmak zorunda da değil. Gazeteden ya da dergiden kesilmiş resimler de olabilir. Bunları alıp işte o bahsettiğimiz çocuğun ders çalışma ortamı olan masanın üzerinde diyelim ki çocuğun hafıza kapasitesi 3 birim. O zaman ben oraya 3 tane şekil koyabilirim. O 3 tanesinden bir tanesini çocuğun gözü kapalıyken ya da arkası dönükken kaldırıp burada ne eksildi sorusunu sorabilirim. Ya da çocuk bundan eğleniyorsa işte karga geldi bunlardan bir tanesini aldı. Sence hangisini aldı? Diyebilirim. Burada çocuk 3 taneden eksilen bir tane, kalan 2 taneyken bunu söyleyebiliyorsa zaman içerisinde bunu 4 taneden birini eksilterek, 5 taneden bir tanesini eksilterek arttırmaya çalışır. Ama önemli olan benim anne olarak, baba olarak ilk önce şeyi tayin etmem. Kaç tanesinde oynayabiliyor? Bu tarz çalışmalarda en önemli aslında anahtar şey, kelime şu. Çocuğun yapabildiğinden hatta yapabildiğinden bir adım öncesinden, çocuk zorlanmadan
başlamak. Eğlenirken başlamak. Sonrasında çocuk fark etmeden onu zorlaştırarak sürecin içerisinde bir şekilde ilerlemek. 3 birim, 4 birim, 5 birim, 6 birim. Görselde çok daha fazla ileriye gidebiliyorlar. Çocukların zihinleri bize göre daha berrak. Hiç tahmin edemeyeceğiniz seviyelere kadar bile gidebilir bazı çocuklar. Ama dediğim gibi bizim için bu bağımsız olarak 5 birim yeterli. Ama şunu da unutmayın, birbirinden farklı şeyler. Masanın üstünde diyelim ki bir tane şapka var, işte bir tane baykuş var, işte bir tane silgi var. Bunun yanına ben bir tane makas eklediğimde 3+1 oluyor. Sonra 4+1 oluyor. Sonra 5+1 oluyor. Şimdi bu benim çocuğum 7 tane 8 tane şeyi aklında tutabiliyor demek olmayabilir. Burada her defasında farklı nesneler koyup onların içerisinden çıkartabildiğimizde yapıyorsa, evet benim çocuğum 5 tane şeyin içerisinden ekstrenini buluyor diyebiliriz. Çünkü bir tanesinde sıralı ve öncesinde de devam eden bir şeyin üzerine katlanarak giden bir kümülatif bir şey var. Diğerinde bizim istediğimiz ne? Her defasında 5 tane şeyin, 6 tane şeyin içerisinden ekstrenini bulması şeklinde. Bunun işitsel tarafta da karşılığında şu pazara gittim versiyonu var. İşte tarlaya ektim versiyonu var. Ben tarlaya ektim versiyonunu anlatayım. Bir örtünün altına diyelim ki bu işte bizim masa örtümüz olsun. Bu örtünün altına görselleştirmek için mutfağınızdaki bakliyatları falan da kullanabilirsiniz. İşte tarlaya mercimek ektim deyip küçük bir mercimek kesesi koyuyorsunuz örtünün altına. Sonra çocuktan bunu tekrar etmesini istiyorsunuz. Çocuk tekrar ediyor. Tarlaya mercimek ektim. Tamam, çok güzel. Çocuk mercimeği gördü ama mercimek artık örtünün altında. Sonra ikinci bir şey alıyorum. Nohut. Tarlaya mercimek ve nohut ektim. Nohutu alıyorum, örtünün altına koyuyorum. Çocuktan yine tekrar etmesini istiyorum. Çocuk bana diyor ki tarlaya mercimek ve nohut ektim. Aferin Ahmet. Üçüncüye geçiyor. Tarlaya mercimek, nohut ve fasulye ektim. Bu şekilde yine sıralı olarak gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Tabii ki gittikçe çocuğu pekiştiriyoruz. Arada çak diyoruz, omzuna dokunuyoruz, işte harikasın diyoruz. Hani onun başardığı şeyleri küçük küçük, sembolik belki sözel pekiştirişlerle de pekiştiriyoruz. Bu şekilde hem görsel olarak aslında hem de işitsel olarak çocukların hafıza kapasitelerini arttırmaya çalışıyoruz. Bunların içerisinde bir de sıralı hafıza. O da cümledeki kelimelerin sıralanış biçiminin okuduğunu anlamayla çok ilişkili olduğunu biliyoruz. İşte kelimedeki harflerin sırasının okuduğunu anlamayla, kelimeyi tanıma ve anlamayla çok ilişkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla okuma yazma ile ilgili şeyleri, hafızayla ilgili çalışmaları yaparken bu sefer diyoruz ki bunları hatırlaması yetmez. Belli bir sırada hatırlamasını istiyoruz. Bu sefer şöyle şeyler oluyor. Hadi benim söylediğim şeyleri tekrar et. İşte kuş, bal, kız. Çocuğun bu üç tane şeyi alıp kendinde tutup. Dikkat ederseniz bunların her birini söylerken aralarda da bekledim. Yani kız, bal, işte kız, bal, kuş. Hatırlamakla kuş, bal, kuşu hatırlamak aynı şeyler değil. Bunların arasında mutlaka böyle bir saniye kadar, işte yarım saniye kadar bir şey bırakmamız, süre bırakmamız gerekiyor. Yavaş yavaş söylememiz gerekiyor. Bu yavaş yavaş söylediğimiz şeylerde de çocuktan bunu aynı şekilde tekrar etmesini istiyoruz. Çocuklar bunu yapabiliyorlar. Yani üç birim şeyi aklında tutup aynı sırada bana tekrardan söyleyebiliyor. Üçü söylüyor diyelim. Dördüncüye geçiyor. Küçük bir ipucu. Bazen öyle oluyor ki, mesela bu sayılar için de geçerli. 3, 7, 8 diyorum. Çocuk tekrar edemiyor. 3, 7, 8 diyorum. Çocuk tekrar ediyor. 3, 7, 4 diyorum. Çocuk tekrar ediyor. Dördünü birden söylüyorum. Geri alamıyorum. Şimdi ben ne yapacağım da bu 3, 4 olacak. Bu eğitimcilerin bile sorduğu bir soru. Yani bu 3 birimi 4 birime nasıl geldi? 4'ü söylüyorum, yapamıyor. 3'ü söylüyorum, yapıyor. 3'ten 4'e çıkamıyor. Şöyle şeyler deniyoruz. Çok hem keyifli oluyor. Sanki böyle bir lokomotif düşünün. Bu lokomotif
3 tane vagon çekiyor. Ben bunun 4 vagon. Ben bunun 4 vagon çekmesini istiyorum. Önce oraya boş bir vagon koyuyor. Sonra o lokomotif, o boş vagonu da çekmeye başladıktan sonra vagonun içini dolduruyor. Bunun oyun olarak karşılığı da şu. 3 7 8 8. Son iki tanesi aynı. Son iki tanesi aynı olduğunda çocuk bunu aklında tutabiliyor. 3 7 8 8 diyor. Ne oldu? 4 olmadı ama 3. 4 olmadı ama 3,5 oldu. Artık bir vagonum var. Ve onun içerisine artık 4.'cüyü koyabilirim. Bir süre bu şekilde. Bir süre bu şekilde. Sarı, kırmızı, mavi, mavi. Ya da sarı, sarı, kırmızı, mavi gibi. Başına, ortasına bazı şeyleri yineleyerek, iki tane koyarak 4 birim şeyi çalıştırdığında bir süre sonra çocuğun zihni de, hafıza kapasitesi de 4'e geliyor. Ve ben o 4'ün içerisinde bu sefer birbirinden farklı 4 tane şey çalıştırmış oluyor. Bu yaptığımız şey farkındasınızdır dinlerken bile artık beynin içindeyiz. Belleğin içerisindeyiz. Elimizde 3 birimlik bir kap var. Bu kabı biraz genişletmeye çalışıyoruz. Bayağı aslında artık sürecin içerisinde neyi yaptığımızı, niye yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı, nasıl yapacağımızı da bu süreçte adım adım sizlerle beraber öğreniyoruz. Ve siz kesinlikle çok daha yaratıcı, çok daha eğlenceli çözümler ve oyunlar üreterek bu bahsettiğim şeyleri, bu oyunları siz pazara da gidersiniz, markete de gidersiniz, işte tarlaya da ekersiniz, evin içerisinde Ahmet hocamın az önce söylediği gibi mutfaktan bir şey getirir götürürsünüz, elbise dolabına gider gelirsiniz. Bunların bir sürü versiyonunu aslında sizler evde kendiniz üretebilirsiniz. Mesele çok açık. Çocuğun bir hafıza kapasitesi var. Bunu ben 5-6 birime çıkartmaya çalışıyorum. Önce kaç birim olduğunu buluyorum, sonra onun üzerine çıkıyorum. Şimdi görsel ve işitsel olarak evin içerisinde yapabilecekleri, sizin aklınıza gelen başka böyle küçük şeyler, etkinlikler, aktiviteler var mı? Şimdi sayı dizisi, az önce bahsettiğiniz çalışmalar sırasında benim de kullandığım bir şey, beceri. Bunun yanı sıra bunun bir de görsel versiyonu var. Bu da çok keyifli oluyor. Çocuklarla bunu gündelik hayatta çok rahat ebeveynler yaptırabilirler. Çok ciddi bir malzemeye de gerek yok. Bir kağıt, bir kalem. Yapacağımız şey çok basit. Yönerge vereceğiz. Diyeceğiz ki bana ev, ağaç, çiçekçiz. Basit. Bir şey gerekmeyecek, ritmik söylemeyeceğiz. Aynen sizin az önce söylediğiniz gibi arada boşluk bırakarak. Tabii burada çizgilerin kalitesi önemli değil. Önemli olan söylediğimiz şeyi çocuğun hafızasına tutup oraya geçirebilmesi. Yani çiçeği çok şey bile çizse, yani böyle garip bile çizse bizim kabulümüz. Çünkü orada onu hafızasında tuttuğunu gösterir. Bunu 3 birimle başlatabiliriz, 2 birimle başlatabiliriz, 4 birime çıkartabiliriz, 5 birime çıkartabiliriz. Tabii burada önemli olan şey birinci oturumda da bundan bahsettik. Çocuğun motivasyonu çok önemli. Bu arada çocuğu da motive edecek şekiller çizdirilebilir. Hoşuna giden şeyler çizdirilebilir. Eğer çocuk çizgi film karakterlerinden hoşlanıyorsa bu araya çizgi film karakterleriyle ilgili şeyler sıkıştırılabilir. Ve dikkat daha da arttırılabilir. Bunun haricinde yani hem görsel dikkat hem işitsel dikkat bunları bir araya getirdiğimizde oluşan bazı beceriler de var. Yani hem görsel dikkat bellek gereken hem işitsel bellek gereken çalışmalar da var. Bunların da ikisinin bir arada götürtülmesi ve ev içerisinde yaptırtılması okuma yazma sürecini olumlu yönde etkiler. Ve şuna emin olsunlar ki velilerimiz, okuma yazmayı desteklemek için illa okul ortamına ihtiyaç yok. Bu ev ortamında da desteklenebilir ve evin içerisindeki malzemelerle de desteklenebilir. Önemli olan neyin çocuğa iyi geleceğini bilmek. Ve biz burada aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bu süreci daha kolay hale nasıl getirebilirler? Yani bu ders diyelim. Hani bu dersimizde evin içerisinde çocuklarla yapılabilecek okumaya ön koşul olan işte hafızayla ilgili görsel ve işitsel olarak ele aldık. Sıralı olarak ele aldık. Bazen çalışan bellek olarak ele aldık. Bu bellek alanlarını nasıl destekleyebileceğimiz, bunlar ne? Nasıl yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili genel bir sohbet etmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.